Değerli izleyicilerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündem analiz programında yine çok önemli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu sefer de gündem analiz programında konuğum Afyon İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi. Efendim hoş geldiniz. Berna Hanım çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yine kendimizi ifade etmek için burada bize fırsat verdiniz. Size ve Kanal 3 ailesine çok teşekkür ediyorum. Ne demek efendim, biz bunlar için varız zaten. Hemen sormak istiyorum. Herkesin merak ettiği ve herkesin nedenini aslında daha çok merak ettiği bir soruyla başlayalım. Biliyorsunuz Afyonkarahisar bu sene ilkleri yaşadı eğitimde. Hem LGS'de hem de YKS'de çok ciddi başarılara imza attı. Bu kapsamda bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Afyonkarahisar'ın akademik başarısı nasıl Sayın Müdürüm? Berna Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi gündemdeki en önemli sorulardan bir tanesiydi. Kesinlikle. Yaklaşık 10 ay oldu Afyonkarahisar'a geleli. Geldiğimden beri akademik başarı soruları çok soruldu. Aynen. Burada öncelikle, burada 11 yıl görev yapan bir önceki İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın'a emekleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Akabinde bu eğitim öğretim yılında gerçekten bizi de gururlandıran başarılar oldu. Dediğiniz gibi Afyon'da ilkler yaşanmaya başlandı. Ama ben hep söylüyorum, gördüğünüz gibi elimde bir sihirli bir değnek yok. Bu bir ekip işiydi. Motivasyon işiydi. Öncelikle paydaşlarımıza kendimizi inandırmak zorundaydık. Evet. Ciddi toplantılar yaptık. Her ilçede, her ilçe müdürüne, okul müdürüne, ulaşabildiğim öğretmenlerin tamamına, bir ilçede, Sandıklı ilçesinde 810 öğretmenin katıldığı bir toplantıya dahi kendimizi ifade etmek için orada bulunduk. Nasıl bir çalışma programı yapmamız gerektiği, bayrağı aldığımız yerden bunu daha üst seviyelere nasıl çıkaracağız, bunun programlarını yaptık. Dediğim gibi bu bir ekip işiydi ama bu ekibin başında her zaman belirttiğim gibi İlimizin valisi, gerçekten sayın valim, eğitim dendiğinde en önem veren, en önemli konu olduğunu bana her defasında hatırlattı. Ve beklentilerini açıkladı. İlin beklentilerini açıkladı. Bu noktada da maddi ve manevi desteğini bizden hiç esirgemedi. Güçlü bir liderlik yaparak bizim önümüze açtı, ışık oldu ve destek verdi. Neticesinde oradan bir destek aldığımızda yolumuza daha sağlam adımlarla adım atmaya başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle çok sık toplantılar yaptım. Kendi makamlarına gittim, ilçelerine gittim, kurumlara gittik. Evet. 30. yılımı çalışıyorum. Elde etmiş olduğum bu deneyimi ve birikimimi arkadaşlarımla paylaştım. Ama onlardan şunu rica ettim. Lütfen buna inanacaksınız. Başarmanın en büyük özel, önce birinci maddesi inanmaktır. Arkadaşlarım da sağ olsun inandılar ve her ilçe, birazdan size ilimizin beklediği yuvarlak cümleler değil, net somut verilerle nereye geldiğimizi de açıklayacağım. En çok merak edilen zaten durum. Evet, aslında yani, o açıklayacaksınız. Evet, onları da açıklayacağız inşallah. Ama bu başarı da dediğim gibi başta Sayın Valimiz olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine, bu başarının mimarı olan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarım gerçekten çok fedakarca çalıştılar bu sene. Çok ter döktüler. Bu başarı da bence en büyük pay onların. Evet. Huzurunuzda öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi. Okulda çalışan her eğitim çalışanı, her paydaşımız, STK'lar, sayın milletvekillerimiz, bölge milletvekillerimiz, her biri destek oldu. Bu destek sayesinde de Allah'a şükür gerçekten hani elle tutulur bir başarı geldi. Yalnız ben hep söylüyorum, makamlar ve sıfatlar devlete aittir. Tabii ki. Ben öğretmenim. Benim bakış açım farklı. Burada LGS'de elde ettiğimiz 8 Türkiye birincisi, aslında bugün ilk defa söyleyeyim burada. Normalde 21 tane öğrencimizin ismi çıkacaktı orada.
tek bir yanlışla, çocuklarımızın birer yanlışlarıyla 8'e oldu ama Allah nasip ederse önümüzdeki yıl grup ve bireysel çalışmalara da başlayacağız. Yani grup çalışmalarından ziyade bireysel çalışmalara da ağırlık vererek bu çocukların artık öyle bir noktaya geldik ki bakın ödeme merkezimiz bu dönemde Türkiye bazlı, il bazlı, ilçe bazlı, okul bazlı çalışmalar yaptık bu başarıyı elde ederken. Evet. Şimdi önümüzdeki yıl için Allah nasip ederse branş bazlı ve öğrenci bazlı çalışacağız. Öğrenci hangi konuda hangi hatayı yaptıysa ne konuda eksiği varsa o konuya eğileceğiz. DK kurslarını o konularda bilhassa öğrencilerimizin eksik olduğu konularda destek vereceğiz. Hatayı sıfıra indirebilmek için elinizden geleni ortaya koyacaksınız o halde bakın, müdürüm. Bakın bir veri paylaşayım size. Buyurun. Yaklaşık kaç ay oldu sizinle sınavlardan önce bir program yapmıştık. Dedim ki bu ilde öğrencilerin boş bırakma alışkanlığı yok ve çocuklar var olan doğru sayılarını da tüketiyorlar. İnanın öyle güzel bir sisteme oturdu ki ama her gittiğim toplantılarda sunumları kendim yaptım. Sesimin yettiği kadarıyla bu sunumlarda şunu gösterdim. Boş bırakan bir öğrenciyle aynı net, aynı doğru sayısı boş bırakıldığındaki öğrencinin puanıyla rastgele doldurup sanki hepsini çözmek zorunda gibi hisseden öğrenci arasında 70 puana kadar bir fark oluştuğunu çocuklar kavradı. Şu anki ilk veriyi söyleyeyim size. Bundan önceki 15.7 yanlış ortalaması şu anda Afyon'da 5.3'e düştü. 3'te %301 başarıyla çocuklar bunu geri çekti. Evet. Haliyle bu başarıda dediğim gibi en büyük pay akademik anlamdaki başarıdaki öğretmenlerimizin. Bakın şu anda YKS Türkiye birincisi de bizde. Evet. Ama biz TÜBİTAK'ta bir Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği de elde ettik. Aynı zamanda Teknofest'te bir Türkiye birinciliği, bir Türkiye ikinciliği, 3 de Türkiye üçüncülüğü elde etmiş olduk. Yani Teknofest ve TÜBİTAK'ta da ciddi bu sene başarı oranımız %300'lere, %400'lere kadar vardı. Aynı zamanda Erasmus ve Avrupa projelerinde de 600 öğrenci yakın öğrencimizi, öğretmenimizi ve çalışanımızı Avrupa'ya gönderdik. Bu söyledikleriniz çok kıymetli bunlar Sayın net veriler. Peki şunu sormak istiyorum. Yani önceki dönemlerle kıyaslandığında gerçekten ortalığı şu anda ciddi bir başarı söz konusu. Bu başarı mutlaka öğretmenlerin de başarısı var. Mutlaka tabii ki çocukların da başarısı var. Ama siz neyi değiştirdiniz? Ben sadece arkadaşlarımı inandırdım. Dedim ya inanmak başarının tamamını aslında egal ediyor. İnanırsanız başaracağınıza. Afyon'daki çocuklarımız, artık ben bir Afyonlu olarak konuşuyorum. Afyon'daki çocuklarımız diğer illerdeki çocuklarımızdan farklı bir eğitim almıyor. Ya da bizim çocuklarımızın zekası onlardan geri değil. Biz dedik ki biz bu ham maddede veli desteği var, öğrenci desteği var, STK'lar yanımızda, öğretmenler yanımızda, ilin valisi yanımızda. Her şey hazırsa biz artık helva yapmak zorundayız, yapabiliriz. Buna inandırdım. Evet. İnanç olunca başarı da dolayısıyla geldi. Çok doğru. Şimdi şeye geldiğimde az önce dedim ya ben bir öğretmen olarak farklı pencereden bakmak zorundayım. Ben 8 birinciyi ve YKS'deki Türkiye birincilerini bir kenara koyuyorum. Benim için buradaki 9 öğrencimden ziyade özellerle birlikte 200 bin açık öğretimdeki öğrencilerle baktığınızda 200 bin öğrencinin başarısı da benim için çok önemli. Şimdi açık konuşmayı çok seven bir insanım. Karadenizliyim. Şimdi Afyon'da siz de dahil o cümleyi kullandınız. Eğitimde ciddi başarılar elde ettik. Amenna. Bu görüntü var. Realdir. Ama aslında kahramanlar arkada. Bu kahramanlar arkada derken o büyük kitlenin de başarısından bahsetmek zorundayız. Tabii ki. Şimdi 17 ilçe birde merkez, 18 tane ilçemiz olduğunu varsayalım. 18 tane ilçemizde şu an 2 ilçemiz hariç verileri söylüyorum size. Buyurun. 2 ilçemiz hariç geri kalan merkez dahil 16 ilçemizin tamamında
Hatırlarsanız o programda kırmızı tablolar vardı. Şu anda şeye baktığımızda bu elde edilen artışlar, her ilçenin artış miktarları şu anda elimde. İnşallah valiliğe teslim o da ettim, onu da sunacağız inşallah, basınla paylaşacağız. Ama veriler olarak size söyleyeyim. Buyurun. Şu an biz Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahibiz. Hı hı. Ve burada gerçekten çok fazla efor sarf eden ilçe milli eğitim müdürlerimi de onara ettim. En sonunda tamamıyla Sultandağ'da hepsine bir teşekkür toplantısı yaptım. Sıcak bir ortamda geçti. Hepsine yine teşekkür ediyorum. Evet. Ama hep söylüyorum ya, ölçmek, 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 ölçmek. Hı hı. Yani ölçtüyseniz aşırı çaba sarf eden, aşırı emek sarf eden de ödüllendirmek zorundasınız. Kesinlikle, çok doğru. Marifetin iltifata tabi olduğunu da göstermek zorundayız. O yüzden ben bu değerleri ilçe milli eğitim müdürleriyle de paylaştım. Şimdi Afyonkarahisar'la da paylaşmak istiyorum. Buyurun. LGS ile ilgili yapılan, bir de geldiğimde bana hep şu söylendi. Müdür Bey, taşra bizi geri çekiyor. Müdür Bey, taşra bizi geri çekiyor. Biz o yüzden başarısız. İşte bir kırılma noktası da, o büyük kütle dediğim kırılma noktası da şuradan çıktı. Hı hı. Gördük ki inanç olursa, emek olursa bu Sandıklı'nın bir köyündeki çocuğun da başarısını etkiledi. Başmakçı'daki bir çocuğun da başarısını etkiledi. Hocalar kadar küçücük bir ilçe olmasına rağmen onun da orada da etkiledi ve bu çocuklar inandı. Ve taşra şu anda merkezi 3 ilçeyle geçti. Şimdi ilçe sıralamalarını söyleyeyim size. Buyurun. En başarılı Dinar ilçemiz. Hı hı. LGS'deki almış olduğu total ilçe bazlı şeylerde, puanlarda Dinar, Sandıklı, Bayat ve Merkez. Bolvadin, Emirdağ, Şuhut, Sultandağ, Basmakçı ve Çobanlar. İlk 10'unu söyleyeyim. Evet. Peki bu ilk 10 ilçe nin arasında da özellikle teşekkür etmek istediğim 3 tane ilçe var. Birincisi Merkez. Hı hı. Hani derler ya Anadolu'da, yiğidi öldür ama hakkını ver. Evet. Dördüncü sırada dahi olsa, hı hı, geçen seneyle bu senenin arasındaki doğru sayısı farkı tam 10 net. Çok bu ciddi da, bir yükseliş. Bakın, her bir sorunun 4 puan değeri vardır. Yani 40 puan. Bir artış. Birazdan siz o soruyu soracaksınız tahmin ediyorum. Bir artışı sizin nereye bir puanın kaç bin öğrenciyi solladığını düşünün. Ve 40 puana tekamül eden bir artıştan bahsediyoruz. Sultandağ ve Çobanlar. Bu üç ilçemiz gerçekten ciddi bir geçen seneye oranla sıçrama yaptı. Evet. Puanında artırış yaptı. İki ilçemiz hariç tamamında 16 ilçemizin hepsi yemyeşil. Hepsi puan artışını sağladı, evet, ve Türkiye ortalama üzerinde. Diyeceksiniz ki nereden anlıyoruz bunların? Şimdi bir tabloyu isterseniz babasından da velimizden de izin alarak, olur, çok net bir şeyi ifade edelim. Ana kumandamız size şimdi ekrana versin. Evet, geldi. Evet. Şimdi İrem Akta, Aktaş pardon. Evet. Babasından da izin alarak bunu şey yaptım, açıklamak istedim. Hı hı. Şimdi bakın, Afyon'daki bir öğrencinin Türkiye'deki yeriyle Afyon'daki yerini gösteren çocuğumuzun puan, resmi bir puan sonucu bu. Evet. Bakın hep beraber bakalım. Genel yüzdelik dilim 2.08. Evet. Yani öğrencimiz, İrem kızımız Türkiye'de 2.08'e giriyor. Türkiye genelinde 2.08'e giriyor. Peki çocuğumuzun Afyon'daki derecesine bakın. 3.22. Berna Hanım, bunu analiz etmek o kadar kolay ki. Hı hı. Türkiye'de %2'lik en başarılı öğrenci arasına giren bir çocuğumuz. Evet. Afyon'da Türkiye ortalamasının altında, Afyon'da çünkü ondan çok çok daha fazla başarılı öğrenci olduğu için. Evet. Afyon'da da 3.22'ye giriyor. Biz bunu diğer illerle de kıyasladığımızda, hı hı, gerçek anlamda ciddi bir sıçrayış, 1.14'lük bir dilim bir öğrencide. Tabii ki bu genelleme yaptığınız zaman daha somut veriler de var elimde ama bunu
İnşallah somut, daha da somut başarılar elde olunca onları da açıklayacağım. Ama bu gösterge, resmi sonuç şunu gösteriyor. Bir öğrencimiz ve bu aradaki bulunan öğrenci kitlesi ciddi bir kitledir. Türkiye ortalamasında siz tavandasınız ama Afyon'la değerlendirdiğiniz zaman siz %1.14 daha alttasınız. Yani Türkiye ortalamasının kat kat üzerine çıkmış durumdayız. Evet. Genel anlamda sadece akademik başarı değil, onu da altını çizeyim. İnşallah birazdan onlardan da bahsedeceğim. Biz akademik başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Ama buradan şunu söz verebilirim Afyon'a. Buyurun. Allah nasip ederse önümüzdeki eğitim öğretim yılında artık belli bir temel atıldı. O inanç oluştu. Başarılabileceği inancı oluştu. O hantal yapı gitti. İnanın ben devletin makamında oturmayı sevmiyorum. Bütün gün alandayım. Gitmem gereken yerlerde, olmam gereken yerlerde olmaya çalışıyorum. Ne kadar güzel. Velilerle toplantı yapıyoruz. Öğretmenlerle toplantı yapıyoruz. İlçe müdürleriyle toplantı yapıyoruz. Öğrencilerle toplantı yapıyorum. Bu da aslında başarıya götüren bir durum değil mi Sayın Miraç? Çünkü bizim muhatabımız gerçekten onlar. Oradan aldığınız bilgilerle aslında bir projeyi başlattınız. Oradan aldığınız bilgilerle yine bir çalışma ortaya koydunuz. O çalışmalar da bakın meyvesini verdi. Az önce ekranlara geldi. Bir başarıyı ortaya koydu. Hatta bir değil birden fazla başarıyı ortaya koydu. İlçeler mesela size söylenen o toplantılar esnasında söylenen Taşra'nın geri çektiği dediniz. Fakat şu an az önce açıkladığınız verilerde Taşra'nın merkezi 4. sıraya attığını gösterdiniz. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Demek ki o toplantılar yani bir kişinin sahada olması, inanması bambaşka bir başarıyı da ortaya çıkarabiliyor değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Berna Hanım. Az önce de ifade ettiğim gibi bu bir ekip işi. Evet. Elimde bir sihirli değnek yok ama insanlar size güvendiği zaman, ekip arkadaşlarının size güvendiği zaman, burada aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulunan tüm şube müdürlerimize, personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz en üstten en alt çalışanımıza kadar hep beraber bir bütün halinde inandık ve bunun sonucunu elde ettik. Temeller atıldı. Sağlam temeller atıldığına inanıyorum. Artık öğrenci bazlı çalıştığımızda İnşallah 8 değil 18 sözünü vereyim önümüzdeki yıl için. 8 değil 18 olsun. Yine YKS'de, Türkiye TYT'de Türkiye birincileri çıkaralım. İnşallah. İnandı mı bu gelir. İnşallah. Peki ilimizin Türkiye ortalamasındaki yeri nasıl? İşte az önceki tablo çok evet. Net bir ifadedir. Yani bir öğrencinin genelleme yapabilirsiniz bununla da. Türkiye'de 2.08 iken Afyon'da 3.22'ye geriliyor. Yani bizim öğrencilerimiz o dilimde Türkiye ortalamasının kat kat üstünde 1.14 üzerinde olduğunu da gösteriyor. Gurur verici. Bu bizi tabii ki gurur verici ama biz kendimizle yarışmamız lazım. Evet. Diğer illeri örnek çalışmalarını gözlemliyorum. Sağ olsun basın büromuz, ARGE bölümümüz ciddi bir şekilde onların çalışmalarını da söyledim, talimat verdim. Takip edin, hangi yenilik varsa biz de alalım. Çünkü her beyin birbirinden farklıdır. Doğru. Ortak fikirler olsun, yeni projeler olsun. O yüzden arkadaşlarımız da güzel çalışınca bu sonuçlar gelmeye başladı inşallah. Önümüzdeki yılda bu temelin üzerine artık sağlam bir şekilde gideceğiz. Evet, ilimizde merak edilen bir diğer konu da aslında okulların depreme dayanıklılığı konusu. Çünkü çok ciddi bir deprem faciası yaşadık. Binlerce kişiyi ne yazık ki hayatını kaybetti. Tekrar başımız sağ olsun. Peki ilimizdeki okullar depreme hazır mı Sayın Müdürüm? Ve aldığımız aslında duyumlara göre yeni eğitim öğretim yılında da bazı okullar birleşme olacağı söyleniyor eğitim öğretim yılında. Bunların hakkında da bizlere bilgi verebilir misiniz? Berna Hanım, ona geçmeden önce son bir cümle söyleyeyim. Buyurun, eğitimle buyurun, alakalı. Lütfen. Sonra binalara yine buyurun. Salt rakamlarla ifade edeceğim. Tabii. Bir kere o gün YKS birincisi olan oğlumuz Emre'nin ifadesi çok hoşuma gitti. Evet, Emre Ekici. Evet. Çok güzel bir ifade kullandı. Ben hiçbir özel ders almadım. Öğretmenlerimi dinledim. DYK kurslarına gittim. Ve diğer kullandığı bir cümle daha da çok hoşuma gitti. Ülkeme, vatanıma faydalı bir birey olabilmek. Bu çok
değerliydi bu cümle. Biz çocuklarımızı sadece akademik anlamdaki başarısıyla değil, önümüzdeki yıl göreceksiniz, milli değerlerine, ülkesine ve vatanına daha bağımlı, seven gençler yetiştirmek için de o çocukların eğitimiyle de çok yoğun bir şekilde mesai harcayacağız. Şimdi gelelim Afyon'umuzun en çok söz ettiği konuya. Evet. Benim sizden tek bir ricam var. Buyurun. Hiçbir sağ olsun Sayın Valim çok şeffaf. Bakın bugün bana izin veren de kendisi burada. Yani bizler devlet memuruyuz. Bu açıklamaları tabii ki biz Sayın Valimizin izni olmadan herhangi bir basının karşısına çıkamıyoruz. Tabii ki. Şeffaf bir şekilde yönetim gösteriyor. Bunun neticesinde de benim sizden ricam ve basın arkadaşlarımız, aynı zamanda basın bayramlarınızı da hepinizin kutluyorum. Çok bu teşekkür arada, ederiz, çok sağ olun. Bilgi saklayan bir müdür değilim, bir öğretmen değilim. Lütfen benimle iletişime geçsinler, ben var olanı söyleyeyim. Kaynağımızı söyleyelim. Bizler insanız, bizim gözümüzden kaçan şeyler, eksikliklerimiz de olur. Okul müdürümüzün de o gün bir arkadaşımız aradı, müdür bey dedi böyle böyle. Şu okulunuzda şu eksiklik var, gözden kaçmış. Çok teşekkür ettim kendisine. Hemen ertesi gün o eksikliğimiz giderildi. Bunlar baş tacı. Benim istediğim bu başarıyı Afyon'un çocukları için, Afyon için yapacaksak bir kitle halinde, bütün halinde inanmamız ve herkesten, herkesimden basından da destek istiyorum. Yani biz bu emeğimizi sarf edeceğiz. Bir kitle halinde emek sarf edeceğiz. Çalışacağımıza söz veriyoruz. Sadece basından değil, tüm STK'lardan eğitim bu ülkenin kurtarılmasına vesile olacaksa Afyon'daki çocuklar da en iyi eğitim almayı hak ediyor bence. Kesinlikle. O yüzden her türlü desteğe, samimi desteğe ihtiyacımız var. Biz seve seve her zaman Kanal 3 olarak her daim eğitimin, eğitimi seven insanların her zaman keza bu işle ilgilenen kim varsa yanında olmaya devam edeceğiz zaten kurum olarak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim Afyon'umuzun en çok merak ettiği, yine sık sık gündemde tutulan bir konu. Yine açık ve yüreklikle ben tüm verileri de sizinle paylaşacağım. Lütfen. Yaklaşık dediğim gibi 10 ay oldu ama malum yoğun bir dönem geçirdik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. 11 ilimizi etkileyen deprem yaşandı. Sayın Valim'in söylediği cümleyi aynen size ifade ediyorum. İnanç Müdürüm, tek bir çocuğumuzun burnu kanamaması için bütün önlemler alın dedi. Bu talimat doğrultusunda biz eğitimci olarak 30 yıllık bir eğitimciyim ama benim geçmişimde görmüşsünüzdür. Yaklaşık 10 yıl, 12 yılda sınıflarda bir fiil derse girdim. Öğrencilerimle beraber ders anlatan bir öğretmen olarak söylüyorum. İkili öğretime kesinlikle karşıyım. Afyon'da bundan sonra göreceksiniz, mevcut olan ikililerin hepsini de tekliğe çevireceğiz. Bakın Afyon geldiğimde çok şaşırmıştım. Her sabah kalkıyordum. Her taraf neredeyse kar, don olmuş, buz olmuş, kırağı çalmış, soğuk bir ilimiz var. İkili öğretimde çocuklar köylerden de taşıma yoluyla da ilimize geliyorlar. Evet. Allah göstermesin. Bundan önceki yıllarda bir kaza olmuş. Evet, ne yazık ki. Taşımadaki kaza olmuş. Her şeyi göz önüne almamız lazım Berna Hanım. Biz çocuklarımızın kış gününde saat 5'te kalkmasını istemiyoruz. Dersin sabah 7'de başlayıp ikili öğretimde liseler, orta öğretim boyutunda saat 20'de, 20-30'larda bitmesini istemiyoruz. Çocuğun sabah o karda kışta 5'te köyün yerinden çıkıp merkezdeki okula gelebilmesi için can güvenliğini düşünmek zorundayız. Çocuğumuzun burnu kanamasını istiyoruz. Saat 9'a kadar çocuğumuz o yorgunluk esnasında son derslere gelen fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi bütün dersler önemli ama temel derslerdeki, akademik başarıdaki derslerin son saatlere çakıştığını düşünün. O çocukların ne kadar o dersten faydalanabileceğini düşünmemiz lazım. Doğru. İki kurumun üst üste olduğu bir yerde eğitim öğretim faaliyeti aksar. Biz de çocuklarımızın kesinlikle ikili öğretime tabi tutturmayacağız. Şimdi kural şu.
biz her binamızı kontrol ediyoruz. Tüm ilde, Afyonkarahisar'ın tüm ilçelere dair her kurumlarımızı, ilçe milli eğitim müdürlerine söylediğim cümle şu: kurumlar takip edilecek. Binalar kontrol edilecek. Çürük binada eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacak. Bu Sayın Valimizin de talimatı. Evet. Biz binayı kontrol ederiz. Özel idare bir rapor hazırlar. Güçlendirme veya yıkım. Evet. Bakanlığa göndeririz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü de aynı kanıda ise gelen rapor doğrultusunda biz o binayı ister güçlendirme olsun, ister yıkım olsun boşaltmak zorundayız. Şimdi en çok gündemde olan bir Süleyman Demirel Fen Lisesi. 2. Afyon Lisemiz. 3. Fatih Anadolu Lisemiz. Evet. Bakın, daha önceden gelen Kamil Miras da var biliyorsunuz. Kamil Miras Anadolu Lisemiz. Bu 4 tane lisemizde Afyon'un temel liseleri. Evet. Bizim için meslek lisesi de çok kıymetli, fen lisesi de çok kıymetli. Her kurumumuz bizim için kıymetli. Orada eğitim gören çocuklarımız da çok kıymetli ve eğitim ordumuzda bulunan öğretmenlerimiz de çok kıymetli. Hiç kimsenin canına, malına zarar gelsin istemeyiz. Burnu kanasın istemeyiz. Süleyman Demirel Fen Lisesi ile Kamil Miras Anadolu Lisemizin yeni yapılan binasında beraber bütün tek tek katlara dolaşarak onların yerleşimini sağladık. Tekli öğretim yapılacaklar. Basit yol ikili öğretimdir. Biz idareciler için A okulu B okulu ile eşleştireyim, ondan sonra çekileyim kenara, başka bir şansım yoktu, biz ikili öğretim yapıyoruz demek çok kolaydı. Biz zor olanı seçtik. Çocuklarımızın eğitimi aksamaması için Süleyman Demirel Fen Lisesi ile Kamil Miras'ımızı aynı binada, ama biri bir ve ikinci katta, o gün müdürleriyle toplantı yaptım, diğeri üçüncü ve dördüncü katta olarak tekli öğretim yapmaya devam edecekler. Evet. Afyon Lisemiz. Afyon Lisemiz'in biliyorsunuz iki tane bloğu var. Evet. Birisi taş blok, birisi de daha sonra yapılan bir ek bina. Ek bina, bakanlığın kararı, özel idarenin ve bakanlığın kararı gereği yıkım kararı geldi. Biz o binayı yıkacağız orada. Şunu yapabilirdik. Afyon Lisesi'nin taş binasında 9-10'larsa öğlenci, 11 ve 12. sınıfları da sabahçı yapardık. Hiçbir sorunumuz kalmazdı. Ama burası temel lise. Afyon'un en önemli liselerinden bir tanesi. Ve o çocuklarımızın az önce bahsettiğim saat dilimlerinde kendilerinin de ders çalışma ve kendilerine sağlıklı bir program yapma şansları, zaman dilimleri kalmıyor. Evet. Hemen yine merkezde bulunan kendin yap atölyeleri var. Orayı bugün itibariyle yaklaşık 3 gündür yoğun bir şekilde, hatta siz de programdan önce dediniz ki ya müdür bey yorgun gözüküyorsunuz. Evet. İnanın atölyelerine kadar gidiyorum. Ustaların yanındayım. Ne yapıyorlar? Ne zaman boşalttılar? Nasıl taşıyacağız? Şu an yarın öğlen kendin yap deney yap atölyesi tamamen boşalıyor. Halk eğitimin, Hüseyin Sümer'in ek binası ya da şu anda halk eğitim kullanıyor. Halk eğitimin ek binasında, evet. Rambin bahçesinde olan binanın, onlara da baştan aşağı tadilat yaparak oradaki çocuklarımız da kendin yap deney atölyesinden faydalanan çocuklarımız da zarar görmesin diye oraya taşıdık. Kendin yap deney atölyesinde 10 tane şubemiz var. Ve yaptığımız planlamada 9 ile 10. sınıfların rahatlıkla oraya sığacağı okul müdürleriyle, öğretmenleriyle programını yaptık. Afyon Lisemiz'de bu şekilde tekli eğitim öğretimi devam edecek önümüzdeki yıl. Yine Fatih Anadolu Lisemiz bizim için kıymetlidir. Çocuklarımız bizim için kıymetlidir. Orada da binamıza yıkım kararı çıktı. Yani binanın teknik raporu, bu binanın sağlıklı olmadığı, depreme dayanıksız olduğu raporu çıktı. Biz de çocuklarımıza inanın karşıda bulunan sosyal tesislere kadar gittim. Alanları gezdim. Yani kütüphanelere kadar gittim. Acaba yine tekli eğitim yapabileceğimiz daha yakın kurumlar ve binalar var mı? Evet. Bütün ekiple beraber dolaştık. Ekip arkadaşlarım farklı yerlere gitti. Eski halk eğitim binalarını kontrol ettirdik. Bağımsız olan diğer binalarımızı kontrol ettik. Fakat 700'e yakın öğretmeniyle personeli, 600 küsür öğrencisi bulunan Fatih Anadolu Lisemizi yakın bir kurumda şey yapamadım. Yer bulamadım. Kalabalık bir kurumda. Evet.
Bizim Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde OSB'nin içerisinde yapılmış ve orada biliyorsunuz geçtiğimiz o sıkıntılı dönemde deprem sonrasında Allah'tan öyle bir kurumumuz vardı. Depremzede çocuklarımızın tamamını o binada okulu canlandırdık. Hı hı. Orada eğitim öğretim gördüler. Evet. Ben yaklaşık 15-20 gündür de Fatih Anadolu Lisesi'nin gideceği Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettim. Bodrum katına kadar. Bodrum katından çatısına kadar. Ve o gün müdür beye söyledim. Tüm Fatih Anadolu Lisesi'ndeki velilerimizi çağırın. Ben izah edeceğim. Neler yapacağız, nasıl taşınacağız? Yaklaşık Berna Hanım 10 kilometrelik bir mesafe var. Bakanlığımızın mevzuatı gereği rahatlıkla taşıyabileceğimiz bir mesafe. Şöyle Fatih Anadolu Lisesi'ni Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde taşıyacağız. Çocukların ailelerine bir maddi külfet getirmeyeceğiz. Taşıma devlet tarafından karşılanacak ve tamamen ücretsiz. Evet. Çocuklarımızın orada taşımalı eğitimi adı altında olduğu için çocuklarımıza ücretsiz yemek de vereceğiz. Çocuklar ücretsiz yemekten de faydalanacaklar. Akşam yine evlerinin önüne, hatta normalde Fatih Anadolu Lisesi'nin önünden kaldırmam lazımdı. O gün ben dediğim gibi çalışmayı seviyorum. Servis şoförlerini de çağırdım. Bir planlama yaptık. Mahalle mahalle, hangi mahallede ne kadar yoğunlukta öğrenci varsa evet, oraya 3 servis, buraya 5 servis, buraya 2 servis. Yaklaşık 32 tane servisin planlamasını yaptık. Çocuğumuz sanki özel servisten faydalanırmış gibi evinden alınacak okula, okuldan yemeğini yiyecek, eğitimini, öğretimini görecek ve tekrar akşam olmadan, saat 9 olmadan saat 3'te 4'te ailesine teslim edeceğiz. Evet. Kendimizi ifade ettik. Hatta bir velim dedi ki ya o kadar sinirli gelmiştim ki müdür bey dedi. Çok sinirliydim. Yani çocuklarımız çok uzağa gidiyor diye. Evet. Ama siz ve anlattıklarınız beni devletime olan güvencimi bir kat daha arttırdı. Çok teşekkür ediyorum dedi. Sorun olmadan inşallah bu şekilde de çözeceğiz. Şimdi depremden sonra yani Şubat ayından sonra il genelinde 75 tane yıkılması gereken binamız vardı. Bu 75 binanın 55 tanesinin yıkımını gerçekleştirdik. Evet. Ve aynı zamanda bu 55 binanın ihalesini de yaptık. İhalesi yapıldı ve şu anda yapımları devam ediyor. Hı hı. 20 tanesinde şu anda yatırım programını aldık ve yatırım programında da bu 20 okulumuzda tekrar yık yapla devam ediyoruz. Raporlar geldiği haftasında değerlendiriyoruz ve çözüme ulaştıracağız. Yıkımsa yıkım, güçlendirme ise güçlendirme. Güçlendirme ise ile ilgili de 47 tane okulumuzun güçlendirmesini tamamladık. Geri kalan 17 tanesinin inşaatta devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi devletimiz güçlü. Yeter ki rapor gelsin, rapor geldiği anki hafta, o hafta içerisinde biz çözüme ulaştırıyoruz. İnşaatlarla ilgili son bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Afyon, Karahisar'daki velilerimiz rahat olsunlar. Biz bunu sonuna kadar yakinen takip ediyoruz. Devletimiz güçlü. Bütün maddi olana bütçemizi sağlıyor. Binalarımız yenileniyor, okullarımız yenileniyor. İkili öğretim yapmadan bu şekilde de elimden geldiği kadar şu ana kadar ikili öğretim yaptırmadım. Çok ciddi bir çalışma yürütülmüş ama Sayın Müdürüm. Şu anlattıklarınız onu gösteriyor. Yani öğrencilerin mağdur olmaması, aynı şekilde velilerin mağdur olmaması için gerekli tedbiri ve gerekli çalışmaları aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürütmüş ve yürütmektesiniz de hala. Yürütmek zorundayız. Aynen de öyle. Ben onu öyle hissediyorum. Çok oradaki güzel. Her çocuk benim kendi çocuğum nazarında bakıyorum. Benim çocuğum olsa ben ne düşünürüm? Bakın hemşiresini verdim. Fatih Anadolu Lisesi'nin hemşiresi olacak. Özel güvenliği olacak. Geçen yemekhanelerine gittim. Yemekhanelerini şu anda baştan aşağı yeni modernize ettiriyorum. 4 tane ahçı ve ahçı yardımcısıyla birlikte. Toplam süreleri 15 dakikada ulaşım sağlayacağız. Yani inşallah velilerimiz inandı. O hafta görecekler ki söylediğimiz her şey gerçekleşecek. Ve yerine de getireceğiz. Bu şekilde de Afyon'da
İnşaatla ilgili kısımlarımız da böyle Berna. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir diğer konu da yönetici atamaları elimizdeki. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğine bağlı olarak yönetici atamaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda elimizde durum nedir? Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz Sayın Müdürüm, siz en yetkili kişi olarak? Şu an yayına girmeden 15 dakika önce, evet. Ama kural olarak anlatayım ben size. Merak eden izleyicilerimiz için de bilgi olsun. Buyurun. 4 ve 8 yılını tamamlayan kurum müdürlerimizin 4. yılında kendi okulunu tercih etme hakkı oluyor okul müdürümüzün ve evet. yöneticimizin. Hı-hı. Yani müdür yardımcımızın ve müdürümüzün kendi kurumunu tercih etme hakkı var. Farklı bir kurumu da tercih etme hakkı var. Hı-hı. Ama 8 yılını dolduran bir yöneticimiz artık o okulda görev alamıyor yönetmeliğimiz gereği. Bunların yer değişimlerini sağlayan da elde etmiş oldukları başarılar, başarı belgeleri, katıldıkları programlar, makaleler, yüksek lisanslar bir puan değeri var. Bu puan değeriyle bakın net bir şey ifade ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü noktasında olmayıp şu anda 15 dakika önce de bütün Afyon'daki yöneticilerin yayınlanması yapıldı. Şu anda evet. Afyon'da hangi kurum müdürü nereye atandığına dair Afyon Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sayfasında görüldüğünde duyurular kısmında şu anda bütün okul müdürlerimiz ve müdür yardımcılarının görevlendirmelerini ilan ettik. Evet. Bu bakanlığımızın bir... Bu da gündem tarih. Analiz programında açıklamış olduğunuz evet. bir diğer evet. önemli evet. bilgi diyelim o halde. Peki Sayın Müdürüm, bir diğer projeniz, daha doğrusu Afyon Karahisar Valiliği himayesinde başlatılan Kod Afyon projesi. Çünkü Kod Afyon'da sadece eğitim, öğretim yok. Aynı zamanda sosyal anlamda da öğrenciler çok ciddi çalışmalar, projeler ve eğitim görüyorlar. Bunların açılışını takip ediyoruz biz basın olarak ama şu anda Kod Afyon, Afyon Karahisar'da ne durumda? Sizin gözünüzdeki değerlendirmesi nasıl Sayın Müdürüm? Yine Sayın Valime teşekkür ederek başlamak istiyorum evet. cümlelerime. Bu proje tamamen Sayın Valime aitti. Çok da önemli, çok kıymetli. Gerçekten Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na gerçekten Afyon Karahisar olarak, Afyon Karahisar'ın aslında çocukları olarak ben de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir proje gerçekten. Hem eğitime katkı sağlayan hem de çocukların sosyal aktivitesine ve özgüvenine, aslında her şeyden önce özgüvenine katkı sağlayan çok kıymetli bir proje. Çocukların sadece akademik anlamda gelişimi değil, sosyal anlamdaki gelişimini de sağlıyor. Evet. Bizim ilçelere açtığımız Kod Afyonlar, her belediye başkanımızla da şunu da konuştuk. Kurum, ilçe milli eğitim müdürlerine de şöyle bir talimat verdim ve açtığımız şu anda Kod Afyonların hepsi aktif halde devam ediyor. Köydeki öğrencimizin oraya gelmesi sağlanıyor. Yani köydeki öğrencimiz Kod Afyon'un yazılım öğreniyor. Hı hı. Sanata ilgisi varsa sanat atölyeleri açtık, resim atölyeleri açtık. Yani Kod Afyon'un içerisinde dediğiniz gibi akademik başarının bir eğitim değil, çocuğun sosyal yönünü, becerisini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Müziğe bir becerisi var mı? Oraya. İlham veren bir proje aslında kesinlikle, diyebiliriz kesinlikle. Bu Kod Afyon projesi için. Berna Hanım, şu an 10 tane ilçemizde biz bunu planlamıştık. Evet. Şu anda tamamlananları ben size sayayım. Lütfen. Merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hemen binasının altında Merkez Kod Afyon, Sinan Paşa Yıldız Özer Kod Afyon, Sultandağ, Bolvadin, Sandıklı ve geçen hafta da tamamladığımız Çobanlar'la birlikte bu sayı 6'ya ulaştı. Normalde 10'u planlamıştık ama işte hayırseverlerden de yine destek istiyorum. Az önce dedim ya, bu bir başarı istiyorsanız bu destek çorbada de sizin de tuzunuz kesinlikle olsun. Kesinlikle, çok doğru. Sağ olsun Yıldız Özer atölyesini, annesinin ismidir. Hı hı. Özer ailesine de çok teşekkür ediyorum. Buranın atölyenin tamamına yakınını kendisi üstlendi. Eğitim anlamında destek verdi bize. Yine Çobanlar'daki belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. O da Çobanlar'ın tamamlanması noktasında bize çok büyük destek verdi. Yine Ahmet Öndünç inşaata teşekkür ediyorum. O da kendi bütçesi oranında bize destek verdi. Evet. Az önce dedim ya, başarı istiyorsak destek istiyorum. Kesinlikle, çok doğru. Eleştirmek kolay. Evet. Eleştirmeden önce bir destek verin bakalım, nereye daha taşıyacağız, nerelere daha taşıyacağız. İşte o zaman
O taş, o kaya çok rahatlıkla hep beraber o güçle birlikte ayağa kalkacak. Çok şükür bahçılarımız da bu noktada devam ediyor. Bakın bugün buradan da müjdeyi verebilirim. Ahmet Öndünç Bey bir okul inşaatı sözü verdi. Erkmen Belediye'mizin sınırları içerisinde bir yerde. İnşallah onu biz protokolde Sayın Valim şey yapar. Yine Çavdar inşaatta şirketi de yine Erkmen'in içerisinde bir inşaat sözü verdi, bir okul yapımı sözü verdi. Bunlar çok güzel haberler. O zaman Kodafyon büyüyerek, gelişerek yoluna devam ediyor. Devam edecek inşallah. Bayat, Çaydaskırı Evciler ve Hocalar'da da geri kalan bu 5 tane ilçemize de ihtiyacı olan hangi atölye ise onları da inşallah tamamlayacağız. Buradan söylüyorum, destek gelirse Afyon yine daha da üstlere taşıyacağız. İnşallah sizlerden destek bekliyoruz gönüllerimizden. Peki Sayın Müdürüm, Kodafyon'a öğrenciler tarafından ilgi, alaka nasıl? Sizin gözleminiz ne? Şöyle söyleyeyim size, her gittiğim yerde ayrı bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Bolvadin'de Sayın Valim'in de çok mutlu ettiği bir öğrencimiz ilk defa bir müzik aleti, farklı bir müzik aletiyle ben bunu ilk defa görüyorum dedi. Yani bir çanını ilk defa görüyorum dedi. Lobotlar var ilk defa görüyorum dedi. Biz oraya orklar koyduk, piyanolar koyduk. Evet. Güncel müzik aletleri ne varsa çocuklar dehşet şekilde mutlu. Sinan Paşa'da onca engamek, sizler orada çekim yapıyorsunuz. Evet. O küçük oğlumuz öyle bir lobotlarla daldı ki kendi üretmeye çalışıyor. Ve hayal gücüyle bir şeyler üretti. Bu benim vinçim dedi. Kendi üretti. İşte imkan sağlarsanız yeni dehalar gelir. Kesinlikle. Yeni insansız hava araçları üretecek gençlerimiz gelir. İlla Bilsem'deki müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bilsem TÜBİTAK'ta ve Teknofest'te bu başarıları sağladı. Ama biz çobanlarda bulunan bir köydeki çocuğumuzu eğer oraya getirip onu da keşfedebiliyorsak asıl başarı oradadır. Evet. Merkez değil de o taşra dediğimiz bölgede bulunan çocuklarımızda eşit eğitim fırsatını da sağlamış oluyoruz Kodafyon'un sayesinde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Önce tabii ki Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na, daha sonrasında sizlerin destekleri için size teşekkür ediyoruz. Hemen geçelim bir diğer soruya Sayın Müdürüm. Özel eğitimdeki çocuklarımız için yapılan çalışmalar, projeler, son dönemde neler? Biraz da bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Değerlendirmeleriniz neler? İnanın en çok hassas olduğum konu özel eğitim, özel eğitimdeki çocuklarımız. Bunlar özel çocuklarımız. Bunları eğitim ortamlarını en üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Evet. Bunlar 12 yıl boyunca bir eğitim alıyorlar. Bundan önce çalıştığım ilden çok basit bir örnek vereyim. Ve bu sene inşallah yine buradan söylemiş olayım. Özel eğitim çocuklarımız 12. sınıftan mezun olduğunda kendi el becerileriyle ve fiziki şartları da imkan sağlar ise bu çocukları 12. sınıfta yine yalnızlığa itmeyip mevcut iş adamlarımızla temas haline getireceğim. Bu çocukları topluma kazandırmamız lazım. Bu çocuklar kendi kendine yetmeleri lazım. Bu çocuklar eve maddi anlamda para götürmeleri lazım. Hayatlarını idame edebilecek balık tutmayı öğretmemiz lazım. Balık koymak değil önüne, balık tutmayı öğretmemiz lazım. Çok haklısınız. İnanın yaşadığım bir olayı söyleyeyim size. Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığım dönemde bu çocuklarımızı belediyelere, özel firmalara protokollerle imzaladık. Çocuklarımızı kurumlara teslim ettik. Bir anne görüşme talebinde bulundu. Ben burada da aynı, orada da aynıydım. Kapım herkese açık. Randevu almasına gerek yok. Bir hanımefendi geldi, gözleri yaşlı, belinde böyle para sıkıyor. Düşünün, özel çocuk. Evet. Hayatı boyunca muhtaç olan bir çocuk. İlk defa dedi oğlum eve ekmek parası getirdi. Ya bu çok güzel bir şeydi. Ya bu beni belki de eğitim hayatımda, idarecilik hayatımda en mutlu eden işlerden bir tanesiydi. En çok da etkileyen bir olay kesinlikle olmuştur. Kesinlikle. O yüzden burada da inşallah Afyon'da da bu özel eğitim çocuklarımızla iş insanlarımızı bir araya getirip bu çocukları istihdam noktasında belediye başkanımızla sağ olsun ciddi anlamda eğitime destek veren belediye başkanımız
Belediye başkanıma buradan sizin ekranları aracınıza şimdiden söylüyorum. Ona 5 tane kontenjan ayırdık inşallah. Bize hayır demez. O özel eğitim çocuklarımızı da onlara teslim edip emanet edeceğiz inşallah. Peki Sayın Müdürüm, son olarak artık süremiz de kısalıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için planladığınız projeleriniz, çalışmalarınız var mı? Varsa neler? Bunları da bizimle paylaşır mısınız? Gündem analiz programımızdan izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Hemen seri bir şekilde onu da anlatayım. Gördüğünüz gibi önümdeki projeler çok fazla. Biz eğitimciler kendimize fırsat verdiğimiz zaman, işte verildiği zaman, kendimizi reel rakamlarla da somut verilerle de izah etme fırsatımız olduğu zaman böyle zaman alıp geçiyor. Kendini sürekli çok çabuk zaman geçiyor. Olsun. Planda, projede gelişim mi sağlayan şeyler? O yüzden çok kıymetli. Afyonkarahisar zaten böyle şeylere çok kıymet veren, çok önem veren de bir il. O yüzden yeter ki plan proje olsun Sayın Müdürüm. Evet. Biz merakla şu an söyleyeceklerinizi dinliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle az önce söylediğim cümleyi yeniliyorum. Akademik anlamdaki başarıda attığımız temel önümüzdeki eğitim öğretim yılında bir ışık tuttu. Evet. Bu temelin üzerine artık katları koyacağız. Hı. Akademik anlamda inşallah bu sene elde ettiğimiz başarının daha da üstüne çıkacağız. O inanma olayı gerçekleşti, çalışma azmi gerçekleşti, her ilçe harekete geçti, bunu devam ettireceğiz. Evet. Ama bunun yanında yine çok değerli gördüğümüz, yine Sayın Valimizin, Kübra Güren Yiğitbaşımızın yine projelerinden bir tanesi, çocuk ihmal ve istismar ve dijital mahremiyet. Evet. Bunlar çok önemli. Gençlerin sosyal medya kullanımından tutun, cep telefonundan tutun, nasıl davranacağını yetkin ve etkin kişilerden bu eğitimleri devam ettireceğiz. Bu sene yaklaşık 20 bin aileye, anne ve babaya eğitim verdik. Bu eğitimler, anne baba eğitimleri devam edecek. Hı hı. Sayın Valimin şöyle bir ifadesi vardı. Biz hep hanımlarla, hep hanımlar, anneler, anneler, anneler. Gerçek başarı istiyorsak dedi, Miraç Müdürüm, babaları da getirmek zorundasınız. Doğru. Biz babaları da kattık. Çok şükür bu sene ciddi bir katılım oldu. Hatta babalardan bunun devamı talebi geldi. Sağ olsun Sayın Valim onları sertifikalarla da ödüllendirdi. Evet. İnşallah yine bu aile eğitimlerine ciddi anlamda devam edeceğiz. Ama benim en büyük projelerimden bir tanesi meslekseleri. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu seneki başarının gelmesindeki en büyük paylardan bir tanesi de meslekselerindeki çocuklarımızın değerli olduğunu çocuklarımıza hissettireceğiz. Aslında meslek liselerimizin başarılı olduğunu ve Türkiye için çok kıymetli olduğunu biz deprem faciasında çok ciddi bir şekilde gördük. Orada ne yazık ki o deprem bölgesi olan 11 ilimize en büyük yardımı bizim meslek liselerimiz yaptı. İşte nitelikse derhal yaptı, hem de en hızlı şekilde. Nitelikse bakın gördünüz. Evet. Gazi meslek lisemiz, merkez meslek lisemiz ve tüm ilimizde bulunan halk eğitimler, meslek liselerindeki çocuklarımız soba üretti. Evet. Duşakabinler ürettiler. Tulumlar üretildi. Ellerinden ne geliyorsa sobalar, ilk etabı işte temizlik malzemeleri meslek liselerimizden üretildi. Bu çocuklarla ilgili şöyle bir çalışma yapacağım Allah nasip ederse önümüzdeki yıl. Hatta başladık da yine Sayın Valim'in talimatları doğrultusunda yaptık. Vali Yardımcımız Mehmet Keklik'le başkanlığında toplantılar yaptık. O sebelerdeki başkanları çağırdık. İlk toplantımızı yaptık. Çünkü tatil dönemine girecektik. Alan hangi sektörde ara eleman, ben ara elemanı da kullanmak istemiyorum, nitelikli öğrenci istiyorsa o öğrenci alanlarını Afyon'da açacağız. Metal işleri bölümü var diye oraya metal işleri açmayacağız. Ne istiyor? Mermer. Mermerle ilgili bölüm açacağız. Ne istiyor? Tekstil. Tekstille ilgili. Ama ben o gün oradaki iş insanlarına şunu söyledim. Biz bunu size sağlarız. Ama sizden şöyle bir protokolle söz istiyorum. Bu alanı açtığımız zaman buradan mezun olan çocuğumuz ilk yıl 20 tane mi? 40 tane mi? Bu 40 çocuğumuza iş istihdamı sağlama garantisi vereceksiniz. Bakın bunu sağladığınız zaman ve biz bu çocukları yine Afyon Eğitim Vakfı'ndan da yine meslek liselerini tercih eden başarılı çocuklarımıza da burs verdiğimiz zaman
tercih yaparken çocuk şunu düşünecek. Bir, burs alacağım. Evet. 4 yıldan sonra şu firmada benim iş garantim var. Kendini daha da değerli hissedecek. Ekonomik anlamda ailesine de destek olacak. Altın bilezik kolunda, çıktığında da işi hazır olacak. Önümüzdeki bilhassa meslek liseleriyle çok yoğun bir çalışmaya gireceğim, buradan evet. da söylüyorum. Yine fidanlar ve çınarların buluşmasıyla devam edeceğiz. Az önce dedim ya, çocuklarımızın sadece akademik başarısı değil, çocukların büyüklerine olan saygısını da sevgisini de arttırmamız lazım. Doğru. Yine yaşlarımız ziyaret edilecek, gazilerimiz ziyaret edilecek. Her noktada çocuklarımızın sosyal yönünde de geliştirmeyi düşünüyoruz. Yine geçmişimizin de bilim projemiz var. Biz şuna inanmalıyız. Bizim atalarımız ilimde de, bilimde de, fende öndeydi. Bugün Avrupa'daki çıkan işte Çin şunu 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 üretti. Bilimde şu kadar fersah ilerledi. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Buradaki bilimle kendi atalarımıza inanacağız. Onların başarısını yeni gelen gençlere görüyoruz. İşte Teknofest'te, TÜBİTAK'taki evet, elde edilen başarılar. Çok önemli başarılar. İnsansız hava araçları yapıyorlar. Su altı cihazları yapıyorlar ve nice eserleri var. Şimdi Ali Kuşçu'yu tanısın. Mimar Sinan'ı tanısın. İbn Sina'yı tanısın. Farabi'yi tanısın. Harezmi'yi tanısın. Gazali'yi tanısın. Ömer Hayyam'ı tanısın. Piri Reis'i tanısın. Mustafa Kemal'i tanısın. Bu değerlerimizi de bu çocuklarımıza kavratacağım, beyinlerinde yer edeceğim. Kendilerine özgüvenlerini gelmesini sağlayacağım. Avrupalılarının evet. atalarıyla değil, kendi atalarımızla övünmesini bileceğiz. Kendi değerlerimize değer vermesini bileceğiz. Projelerimiz çok. Evet. Öğretmenlerle ilgili, öğretmen akademisi bunu İstanbul'da çok yapmıştık. İnşallah önümüzdeki yıl öğretmenlerimizin istediği alanda, akademik anlamda hangi alanda ne istiyorlarsa, hangi eğitim istiyorlarsa onları da ona sunacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, buradan duyurmak istediğiniz bir şey varsa son cümlelerinizi alalım sizden. Çok teşekkür ediyorum Berna Hanım. Bize fırsat verdiniz, kendimizi ifade ettiğimiz gibi. Dediğim gibi Sayın Valimizin talimatıyla biz açık ve şeffaf bir şekilde bizden talep edilen bilgileri bugün tamamını sizlere verdik. Evet. Benim sizden istediğim ve tüm paydaşlardan istediğim şu: bize destek olun. Destek olunursa elde edilen bu başarının iki katını kendim ve ekibim, tüm eğitim camiası olarak burada sizin aracılığınızla söz veriyorum. Bu güvencim kime? Çocuklarıma, evet. öğretmen arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma ve bir ekip olarak hepimize. Yeter ki bize güvensinler, destek olsunlar. Destek olmak zordur ama zoru başarırsak bugünkü hedefin kat kat üzerine çıkacağız. Bu bağlamda Sayın Valime, Sayın Milletvekillerime, Belediye Başkanlarıma, İlçe Müdürlerime özellikle ve özelliklerine özellikle ilk geldiğim ay beni yanlış anlamaya yönelten bazılarından dolayı yine altını çiziyorum. En büyük değer öğretmenler, öğretmen arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu elde ettikleri başarıyı inşallah önümüzdeki yılda kat kat sağlayacaklarına eminim, destek vereceklerine eminim. Öğretmen arkadaşlarıma bu noktada güveniyorum. Öğrencilerimize güveniyorum. Afyon Karahisar İmilli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde bir çığ daha atlayacaksak lütfen destek olalım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Gündem Analiz programında bu akşam Afyon İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi'yi ağırladık. Afyon Karahisar'ın başarısını, Afyon Karahisar'ın merak edilen eğitimdeki özellikle merak edilen konularını bizler için ve sizler için cevapladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Gündem Analiz programında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.